Boston'da Güzel Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve Burne-Johnson Umut isimli güzel tablosuna bakmaktayız. Bu Rönesans geleneğine bir alegori. Rönesans dönemi resimlerinde sıklıkla erdemleri gösteren resimler görürüz. Bunun bir örneğini de 19. yüzyıl sonunda görmek gerçekten ilginç. Burne-Johnson Rönesans dönemi sanatına hayran olduğunu ve İtalya'ya seyahat ettiğini biliyoruz. Michelangelo, Botticelli, Giotto gibi Rönesans döneminin usta sanatçılarının eserlerini özümsemiş. Örneğin baktığım bu resim bana Botticelli'nin bir tablosunu hatırlatıyor. Ki Burne Jones da İtalya seyahati sırasında bu tabloyu görmüş ve esinlenmiş olabilir. Bu eserin sipariş edilmesinin ilginç bir öyküsü var. Başlangıçta Burne Jones'tan dans eden bir figür yapması istenmiş. Burne Jones'un yakın arkadaşı olan William Morris, resmi sipariş eden kişiye bir mektup yazarak, dans eden bir figür yerine, daha önce sulu boya olarak çalıştığı bu figürü yağlı boya ile tekrar yapmasını önermiş. Şimdi bakmakta olduğumuz eserin konusu da bu şekilde netleşmiş. Bu çok özel bir resim. Duygu yoğunluğunu hissedebiliyoruz. Güzel ve narin bir figür görüyoruz. Bedeni dans eder gibi zarif. Ancak bu zarif figür ayağından zincirlenmiş. Durumun ciddi olduğunu anlıyoruz. Zira bileğindeki zincir küçük güzel çiçeklerin üzerinde. Bu antik dönem resim sanatından itibaren ölüm cezasına çarptırılanları göstermek için kullanılan bir imge. Ölüm cezası. Yani umut dolu olmak çok zor. Belki de umut aslında tam olarak tüm aksiliklere ve zorluklara karşın iyimser bakabilmek. Ayağından yere zincirlenmiş. Ancak gökyüzüne ulaşıyor ve gökyüzünü kendine çekmeyi başarıyor. Umut duygusunu canlandırmak için çok başarılı bir metafor kullanılmış. Resimde genelde Pre-Rafael akımı ile özdeşleştirdiğimiz bazı karakteristik özellikleri de görüyoruz. Örneğin kolunda tuttuğu elma çiçekleri demeti umudu simgelemek için kullanılır ve bu buketin şekillendirilmesi son derece detaylı ve net. Ayrıca rüya gibi olan bir sahne görüyoruz. Gökyüzünü tutarak aşağı çekiyor. Yani teknik olarak nesnelerin resmedilmesi açısından son derece gerçeğe yakın. Ancak konu olarak hayali. Ayağı yerdi ve gerçeklere bağlı. Ancak umudu temsil eden bir figür olarak hayallere de dokunuyor. Resimde sanatçı metaforlar kullanarak hem umut kavramını hem de esareti yansıtmış. Örneğin kadının saçları çok güzel ancak toplanmış. Boynunun yanındaki saç kıvrımı çok güzel canlandırılmış. Gevşek, sanki saçı açılıp özgürlüğüne kavuşacakmış gibi duruyor sanatçının bu resimle William Morris'le olan sıkı dostluğunun anısını da yansıttığını biliyoruz. Dolayısıyla bu resmi ölümden sonraki hayat için, cennette tekrar karşılaşmak için umut olarak yorumlamak da mümkün. Burne Jones, modern ve endüstrileşmiş bir dünyada yaşayan çağdaş bir sanatçı olarak ölümden sonraki hayatı simgelemek için Hz. İsa'nın dirilişini resmetmek yerine umudun tüm ögelerini taşıyan bu resmi yapmayı seçmiş. Bakmakta olduğumuz resmin boyutları alışa geldiğimiz ölçülerin dışında. Vitray pencerelerdeki figürler gibi oldukça ince uzun bir forma sahip. Oranları da biraz gotik. Bu eser müzede resmin önünde cam olmaksızın sergileniyor. Sanatçı resmin önünde cam olmasının resmini daha güzel gösterdiğini düşünüyormuş. Ancak müze yönetimi yansımaların resmi güzel göstermediğini düşünmüş. Figürün durduğu yer pek geniş değil. Bu alanın darlığı ve arkasındaki pencerenin demirleri bize figürün esaretini anımsatıyor. Figürün bedeninde örneklerini Botticelli'nin resimlerinde gördüğümüz hoş kıvrımlar var yukarıdaki elin zerafeti, saçları, omzu ve diğer elinin narin kıvrımları arkadaki sert mimari ögelerle kontrast oluşturuyor. İnsan bedeninin narinliği ile insan eliyle yaratılmış odanın sert hatlarının oluşturduğu tezatı hissediyoruz. Belki de bu resim aslında tezatlara ilişkin. Ayağıyla yere bağlı ancak ilahi olana dönüyor ve elini göğe uzatıyor. Bedeni narin ve kıvrımlı bulunduğu yerse sert hatlara sahip bazı ögeler son derece doğal şekilde canlandırılmış bu dünyaya ait olduklarını görüyoruz ancak aynı zamanda klasik dönem resimlerindeki ögelerde kullanılmış bu gerçekten de tezatlıkları birleştiren bir tablo.